Görevini tamamlamak üzere gittikten sonra bütün Türkiye'de hırsızlığın, yağmanın, her şeyin, güvensizliğin olduğuna dair bir anlayışı yaygınlaştırmaya çalışan zehirli ve bu ülkenin insanına hakikaten yakışmayan bir dille sosyal medyada karşı karşıyayız. Bir afeti deprem olarak dünyanın en büyük afetlerinden birisi olarak yaşadık. Bir afeti de maalesef en üstten en alta kadar hafızasını kaybetmiş, duygusunu kaybetmiş, insanlığını kaybetmiş, insanlara karşı nankör olanlar sebebiyle sosyal medyada yaşıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Kimse devlet hafife almasın. Bunu çok net söylüyorum. Milletin bugün duygularıyla oynayan herkese hesabını en ne şekilde sorarız. Hukukla beraber de sorarız. Biraz sonra rakamlarını da söyleyeceğim. Yani burada bu insanların duygularını istismar etmenin, bu insanların duygularına ve bu insanların şu anda yaşadığı zorluğa ayrı bir zorluk getirmenin ne anlamı var? Bu nasıl böyle bir şey söz konusu olabilir? Bu ne ayıptır? Hangi örfümüzde, hangi adetimizde, hangi karakterimizde böyle bir şey söz konusu? Burada Türkiye'nin dört bir yanından insanlar canhıraş mücadele ediyorlar. Enkazların başında yakınlarını bekleyen insanlara herkes o acılarında yardımcı olabilmek için neredeyse uyumadan en yakın zamanda bu meseleyi atlatmak için büyük bir birlik ve beraberlik ortaya konuluyor. Neymiş? Avusturyalı bir arama kurtarma grubu kendilerine şiddet uygulanıyor diye arama kurtarmayı bırakmış. Bu kadar yalanı ve buna benzeyen yalan ve dezenformasyonları nereden ve ne şekilde buluyor? Az milletimize şunu söylemek istiyorum. 6-11 arası Türkiye'de olan 9 suça yönelik, yani bir taraftan evden hırsızlık, bir taraftan iş yerinden hırsızlık, bir taraftan kapkaç, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, yan kesicilik ve yağma. Bu toplam 9 suçta jandarma ve polis bölgesinde 416 olay meydana geldi. Yani ilk günden itibaren. Dönelim. Yani 6-11. 1-6 arası, yani aynı günün deprem olmadan önceki son 6 gününde ise toplam 586 olay meydana gelmiş. Yani bu millet ne yapıyor? Yani daha fazla suçunu artırabilmek için depremin veya bir afetin oluşmasını bekliyor. Bu millete bu kadar iftira atılır mı? Bu kadar insanları birbirine kışkırtabilmek için bu sosyal medyanın zehirli dili kullanılır mı? Bu ayıp değil mi? Ve ülkemizin en zor zamanında bütün dünyanın zamanların en büyük depremi olarak nitelendirdiği bir zaman dilimi içerisinde elime bir fırsat geçirdim. Ben bunu hem ülkenin birlik ve beraberliğini ortadan kaldırabilmek, hem acaba siyaseten de bundan bir sonuç olabilir mi? Canınız çıksın siyasetinizin. Şu işi hep beraber milletimize hakikaten hizmetkar olabilecek bir şekilde bir vesileyle şu acıları, şu yaraları sarabilecek bir şekilde bitirelim. İstediğinizi söyleyin, istediğinizi de ortaya koyuyorsunuz zaten. Ve yine bütün bunlarla birlikte şurada vatandaşımıza söylemek istiyorum. Toplam bu 10 vilayette takviyeleriyle beraber toplam 70 bini aşkın polis memurumuz var. Toplam 60 bini aşkın jandarma görevlimiz var. Toplam 130 bin. Bin de sahil güvenlik personelimiz var. 131 bin. Ve normali bunun yarısından daha az. Şimdi burada hem güvenliği tesis eden, hem vatandaşın hizmetinde olan, köylere kadar giden, 79 helikopterle beraber sürekli taşıma yapan, hasta taşıması yapan, lojistik taşıması yapan, ulaşılamayan köylere inen bir mücadele ortaya konuluyor. Maalesef körükleyenler bu aziz milletimizin en çok desteğe ihtiyacı olduğu zamanda köstek olmayı kendilerine bir karakter olarak nitelendirmeye çalışanları hep beraber görüyoruz ve yaşıyoruz. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Yaklaşık 230 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Bu bahsettiğim olaylarla ilgili. 20'nin üzerinde
tutuklama söz konusu. Ve her olayla ilgili de arkadaşlarımız hem enkaz alanlarının güvenliğini alıyor, hem çadır alanlarının güvenliğini alıyor, hem lojistik depolarının güvenliğini alıyor, hem yolların ve trafiğin açılması için elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor. Yani bütün Türkiye buraya bir yardım seferberliği içerisinde. Bir taraftan trafik yoğunluğu oluşuyor. Bir taraftan elbette ki bu konularda bunu fırsat bilen münferit olaylar söz konusu. Ama rakamı söyledim. Tekrar aziz milletimize ifade etmek istiyorum. Burada 416, 586. 586 önceki 6 gün, şu anda rakam 416, hem jandarma bölgesinde hem de bu bizden ziyade, yani bizim güvenlikle ilgili aldığımız tedbirlerden ziyade bu milletin kendi karakteri. Burada bir ayakkabı mağazası 5 gün camı kırık durdu. Bir tek kişi ayakkabı almadı oradan. Oradan önünden insanlar geçti gitti. Ya bu milletin her değeriyle oynamayı, hem de zor zamanda oynamayı hangi ahlakla, hangi karakterlikle, hangi insanla, hangi medeniyetle beraber karşılaştırabilirsiniz? Elbette ki bir takım insanlar dezenformasyon yapmış olabilirler. Buna karşı hep beraber kenetlenmek zorundayız. Durun bakalım, ne yapıyoruz demek lazım. Herkesin sesinin böyle çıkması lazım. Ama buna rağmen hala acaba Suriyelilerden nasıl bir dezenformasyon ve yalan yanlış oluşturabilirim? Acaba Afganlardan nasıl bir yalan yanlış oluşturabilirim? Acaba yapılan hizmetlerle ve yapılan mücadeleyle ilgili nasıl bir dezenformasyon oluşturabilirim diye bir anlayış söz konusu. Bu tahmin edilebilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.